Peki hocam, şimdi İslam kadınlara çok önemli haklar veren bir din gibi görünüyor başta. Yani Vermiştir. vermiştir başlangıçta. Fakat sonrasında bunlar yavaş yavaş sanki kadın elinden alınmış gibi de duruyor bir yandan baktığınızda. Kadınlar imam olamaz mı hakikaten? İmam lazım da kadınlara mı kadın? Kadın niye imam olsun kardeşim? Hangi dinde kadın ibadette liderlik yapıyor? Ateşkedelerde var. Ya olabilir. Ateşkede bize ölçü değil. Zadüştilerde var. Kötü müdür yani? Kadından lider olmaz mı? Bakın, ben... Hocam sebebini söylesenize niye olmuyor? Ben bunu açık söyleyeyim. Asr-ı saadette kadınlarla erkekler aynı mabette ibadet ettiler. Hazreti Peygamber hatta teşvik ediyor. Kadınlarınızı camiden uzak tutmayın. Bayrama geliyor, cumaya geliyor, şu. Yalnız ben böyle işte kadınla bu bob namazları gibi bir ara kadın erkek aynı safta falan bilmem ne. Sahi devletlerinde efendim. Bu hayır efendim, olur mu? Ben saçmalık. Mi başlattım, siz başlattınız. Kim? Kadın cumaya da gider falan. Hayır, cumaya lütfen karıştırma. Gene sana doğru senin kimyan bozuluyor. Öyle oldu. Uykusu geldi ona. Benim dediğim başka bir şey. Camiye gitsin ama saflarda kadın erkek beraber olmasın. İlk günden beri bunu söylüyorum. Ben onu şahsen bilmiyorum. Ama olur mu? İkisi birden. İkisini birden söylüyorum. Kadın camiye cemaate gitsin ama. Ben bunu ilk defa duyuyorum hakikaten. Lütfen, olur mu ya? Olur mu? Ben buna tamamen karşıyım ve Hazreti Peygamber'in uygulamasında da böyle bir şey yoktu. Cenaze namazında? Saflarda. Ya cenaze zaten namaz değildi teknik manasıyla. Evet. Orada durabilir. Ben bunu bilmiyorum. Çünkü orada eğilme yok, kalkma yok ve cenaze başka bir kavramdır. Cenaze namazı abdestsiz de kılınan bir namazdır. Namaz değildir o. Yani sözün icabı ümmeti, salat demiştir, duadır. Evet. O ayrı bir şey. Ama vakit namazlarında camiye gelsin kadın ama kadın erkek aynı safta, böyle bir şey olur mu ya? Bu ibadetin ruhuna aykırı ve Hazreti Peygamber'in böyle bir uygulaması da yok. O zaman tamam. Ben nasıl kadınları camiden uzak tutmayını savunmuşsam aynı safta kadın erkek namaz kılmasını da savunmuşum. Peki evde olabilir mi? Hiçbir yerde olmaz. Karı koca beraber namaz kılmaz mı? Ya olabilir. Karı koca artık o ayrı bir şey. Şimdi evin içine sokma beni. Gayet tabii kılar orada. Biz maşeri meydanı söylüyoruz. Herkese örnek olacak yeri söylüyoruz. Evin içinde sen ne yapıyorsan yap. Saat 2.30. Ben onu bilmiyordum açıkçası. Yani hoca çıkarttı diye biliyorduk. Hayır efendim ya. Olur mu öyle şey? Yani nerede bir acayip bir şey olsa onu faturasını hocaya çıkartıyorlar. Çünkü... Hayır, ben ilk defa bunu Murat Bey'den duyuyorum. Hocam, herkes çok, benim... Çok kişi öyle biliyor. Efendim, yanlış. Çok kişi öyle biliyor. Bazısı da bilmiyor. Doğrusunu biliyor ama oradan aklı sıra gol atmaya çalışıyor. Yok, kötü niyette değil. Peki, tam tersi. Bob namazları icat edildiği zaman ilk karşı çıkan kim oldu? Ben oldum. Bob namazı ne? Bob namazı bir ara Bob... İslam'ın namazı çıktı. Büyük ya. Oda Doğu projesi namazı. He, yani kadın erkek aynı safta falan böyle fotoğraflar. O bir de cenazedeydi galiba ama cenaze. Hayır hayır. Her yerde mi? Cenaze. Camide. Ha, doğru, gittiler camide kıldılar hatta. Hayır, ya. Evet evet. İlk karşı çıkan ben oldum. Hocam o 40'lı yıllardan beri vardı o, biliyorsun. Peki bu Amerika'da camiler cenaze, kilise gibi yapıyorlar, şey koyuyorlar. Nedir o? Sıralar koyuyorlar otursunlar diye. O olmaz mı? Nasıl sırada namaz kılacaksın? Yürürken kılına göre sırada da kılınır öyle. Şimdi o zaruret halinde vardır. Ama sen camiye bunu koydun mu, bunu rutin hale getirdin, mutat hale getirdin. Namazın ruhuna aykırı. O şekilde bir teklif de vardı mecliste. Peki Kur'an namazın nasıl kılması gerektiği konusunu detaylı anlatıyor mu? Detaylı anlatmaz. Her şeyde Kur'an'a bakacağız diyorsun hocam. Ya Allah Allah. Kur'an'a bakacağız diyorum yamuklukları düzeltmede. İbadetleri peygamberden gördüğün gibi yapacaksın. Kur'an bunu söylüyor. Ama muamelat alanında içtihada bağlı tutmuş. Bizim tarihimiz ne yapmış? İçtihadın girmediği ibadet alanında sonuna kadar içtihadı işletmiş, ibadet alanını tarumar etmiş. İşte peygamberimizin 2 rekat kıldığı cuma 16 rekata, 4 rekat kıldığı teravih 20 rekata çıkarılmış. Caminin içinde var mıdır, kılmayın hakikaten demesine rağmen camiye sokmayın, yasaklamış.
caminin içine koymuş ve 20 rekata çıkarmış. Teravih. He. Ama muamelat alanındaysa içtihat kapısı kapandı demiş. Şuna bakar mısınız? Açık mı kapı? Ya o kapı kapatılır mı? O kapıyı kapattım, İslam bitti. Teravih namazı yok mudur aslında? Teravih namazı yok mudur'u nereden çıkardın? Camide kılınan bugünkü şekliyle. Hayır. Yok. Yok. Millet haybeye mi camiye taşınıyor? Hazreti Peygamber, ya öyle bir şey dedirtme bana. Namaz isteyen istediği kadar kılar. Demin kılmaz diyordun ama. Sen benim dediğimi dinle. Dinliyorum. Yoruldunsa programı hayır, bitir. Hayır, fazla kılanı... Ben sana ne diyorum? Fazla kılanı kovmuşlar. Teravih namazı farz değil. Bu sevap için kılınan artı bir namazdır. Hazreti Peygamber bunu nasıl kılmış? 4 veya 8 rekat kılmış. Çoğu 4 rekat. Ama sonra ve, adet olur diye terk etmişler. Ve evinde kılmış. Ve camiye sokmamış. Sonra diyor bu farza dönüşür. Nitekim bugün dönüşmüş. Adam caminin minberinden bağırıyor. Teravih'e gelmiyorsun da akşama kadar niye oruç tutuyorsun? Allah senin aç durmana mı muhtaç? Ya şuna bak ya. Peki Allah seni teravih'e mi muhtaç? Kur'an'ın açık emri olan oruçla neyi mukayese ediyor? Hazreti Peygamber bunu yasakladı. Evinizde kılın dedi. Camide kılarsan ne olur? Ben onu bilmem. Hazreti Peygamber öyle kılmadı. Ben bunu bilirim. Hazreti Ömer millet sokaklarda dolaşana kadar kılsın. Bu iyi bir bid'at oldu demiş filan. Hazreti Ömer dedi mi demedi mi? Ben demediği kanaatindeyim. Büyük ihtimalle bunu Emeviler soktular. Bu hale getirdiler. Fakat öyle bir yere bunu bağladı ki kimse ağzını açamasın Hazreti Ömer'e. Bir de şimdi makamlı teravih odası var. Camilere ilan asıyorlar. Folklor. Evet. Folklor. İbadet olmaktan çıktı bu. Folklora dönüştü. Kim diyordu bu ibadet değildir. İslam'ın böyle bir ibadet anlayışı yok. Emevi sporudur diye. Böyle bir şimdi hatırlamıyorum. Gene ilahiyatçılardan biri. Çok güzel. Sporu Emevi sporudur diyor. Güzelmiş. Ya Hazreti Peygamber'in yaptığı şekilde yapmadın mı bunu? Tabii herkes bir sıfat bulur. Yani. Emevi sporcu. Evet birisi söyledi. Ben de kızmıştım. Ya böyle bir şey nasıl dersin? Ya Peygamber böyle yapmayın diyor. Birileri yapıyorsa buna ne diyeyim ben dedi kardeşim. Emevi spora. Yani İbn Abbas gibi bir sahabi. Sahabinin hocası diye unvan almış bir insan. Hazreti Ömer için diyor ki müt'ayı kaldırdı Ömer, ümmeti zinaya teşvik etti. Ben İbn Abbas'ın bu dediğine şahsen katılmıyorum. Ama söylüyor. Yani deminki noktaya gelelim. Bu insanlar, bakın konuştuğumuz insanlara bakın. Hazreti İbn Ömer. İbn Abbas'ın bir şeyi daha vardı, katılmıyorum diyordunuz. İbn Abbas. Bunları söylüyorlar birbirleri için. Ama siz efendim filan böyle yapmış ama ben ona katılmıyorum. Nasıl katılmasın? Buna katıldım İbn Abbas'a katılmamış oluyorum. O da sahabi. Nasıl olacak bu iş? İbn Abbas'ın... Bir şey daha demiştiniz. Neydi ne bileyim. Birçok şey. Çok şey. İbn Abbas hayır. Çok özgür. Söylediğini zannetmiyorum ama atfediliyor diye. Hocam hilafet var mı? Devlet başkanlığı. O anlamda değil. Ne manada? İslami liderlik, dini liderlik anlamında. Efendim liderliğim devlet başkanlığı ya. Dini liderlik ne demek dini liderlik? Dini liderlik ilimle olur. Bunun için de mansıp mevki, siyasi mevki gerekmiyor ki. Peygamberlik bittiğine göre peygamberin halifesi filan olmaz. Yani Halife-i Resulullah olur mu? Efendim o tabiri zaten Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer kabul etmediler. Biz peygamberin halifesi olur mu? Murat Bey, Allah'ın bitirdiği bir işte vekalet ve hilafet olur mu? Bitirdim diyor Hazreti Muhammed'le ben nübüvveti bitirdim. Siz nasıl bitmiş bir kurumda vekil oluyorsunuz birine? Bu devlet başkanlığı bu. 1300 küsur sene oldu o. Yani Seyit Bey yalandan. Hilafet tartışmaları yapılırken söylüyor bu devlet başkanlığıdır.
Zaten devletin yoksa bunu gücün bir yoksa, kişi de temsil edebilir, ki. Bir şura, bir heyet de temsil edebilir. Cumhuriyette bu bir heyete verilmiştir. Çünkü yaşadığımız zaman bunu başka türlü götürmez. Serapa İslam'dır bu söylediğim. Hocam birkaç soru var, onlara bir sorayım evet. De. Teravih namazıyla ilgili soruya cevap verilmedi diyor. Verildi, siz dinlememişsiniz herhalde. Teravih namazı camide kılmak farz olan bir namaz değil. İsteyen evinde kılabilir, değil mi? Peygamberimizin uygulaması böyle. İsteyen ne ister, ne çıkarıyorsa oradan çıkar. Kadınlar regl döneminde oruç tutabilir mi? Şimdi kadınlar regl döneminde, bu da çok tartışıldı edildi. Oruç da tutar, namaz da kılar. Hiçbir engel yoktur. İki şeyi birbirine katıyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. Bunu ben 20 sene önce söylediğimde kıyamet koptu. Fakat Diyanet'in son fetvalarında bu da vardır. Hatta tabii teşvik edicidir. Şimdi efendim, Cenab-ı Peygamber kadınlara karşı çok müşfik. Onları çok düşünüyor. Kadınların bu hallerinde onlara bir ruhsat olarak bunu getirmiş. İsterseniz namazları kılmazsınız ve kaza da etmezsiniz. İsterseniz, kaza da etmezsiniz. Hayır, etmez. Tabii. Ve oruçları tutmazsınız, onunla kaza edersiniz. Bu bir ruhsattır. Bunu yasağa döndürdüler. Niçin? Kadını ikinci sınıf varlık yapmak için. Böyle bir yasak yok, böyle bir ruhsat var. Bugünkü tıbbi imkanlar, hijyenik imkanlarla kadın namazını kılıyorsa. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Voleybol oynuyor, basketbol oynuyor da namaz mı kılamıyor? Bırak onu, onu geç. Kanatlısı var. Fıkıh bize diyor ki, bir adam, bir kadın, adam neyse, kanlı basur olsa. Yani makatından 24 saat kan akıyor. Bu adam nasıl ibadetini yapacak? Sahibi özürdür diyor. İstediği kadar kan aksın, abdestini alır her namaz için. Ve namazını kılar. Peki ben size soruyorum. Makatından kanlı basurun kirli kanı akan bir adama bu din namaz kılma ruhsatı izni veriyor. Veriyor da. Analık gibi bir kutsal varlığın, bir yapının göstergesi olan regil kanına nasıl bu ruhsatı vermiyor ve onu ibadetten, camiden hocam, uzak... Hocam ihtiyari mi diyorsunuz? İhtiyari. İstersen kılmayabilirsin veya oruç tutmayabilirsin. Sancısı vardır bilmiyorum. Ya gayet açık, Peygamberimiz onlara bu ruhsatı vermiştir. Çünkü regl hali bir hastalık halidir. Eğer siz bu halinizi ibadet etmenize engel görüyorsanız etmezsiniz. Namazlarınız için kaza yok, oruçlarınız için kaza edersiniz. Kaç gün tutmamışsınız. Bu kadar basit. Bunu yasağa çevirdiler. Ve bu yasağı o kadar zalim bir noktaya taşıdılar ki, regli halindeki kadın caminin avlusundan geçebilir mi? Şuna bakar mısınız? Yuh. Bunu da mı söylüyorlar? Ne diyorsunuz? Fıkıh kitapları doludur bunlarla. Geçerse kaç metre yakınından geçebilir? Bitmedi. Madem açtınız bir şey daha söyleyeyim. İslam nasıl yozlaştırıldı da bunun bütün ayrıntılarını verdim. Utanır insan okuduğu zaman. Ama bunlar dolu bizim fıkıh kitaplarımızda. Bunu yapan insanlar, Kur'an'ın regl halindeki kadın açısından getirdiği tek yasağı delmek için olmadık şeytanlıklar uydurmuşlardır. Regl halinde bir kadına sakın yaklaşmayın cinsi manada. Kur'an'ın getirdiği tek yasak budur, evet. Şimdi öbür yasakları getirenler bu yasağı delmek için neler yapmışlar biliyor musun? Utanır insan bunları zikretmeye. Neler yapmışlar? Anladım. Ne yapmışlar? Ben burada anlatamayacağım. Hakikaten iğrençtir. Kimse anlatamıyor. İslam nasıl yozlaştırıldı kitabında kaynaklarıyla vermişim. Okusunlar görsünler. O kadar rezalet. Ya hakikaten utanırsınız. Öyle bir hale getirmiş ki isterseniz Kur'an'ın getirdiği bu yasağı rahat rahat çiğnersiniz. Şu 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 şöyle yapar. En son diyor ki onları da yapamadıysa bir dirhem sadaka verir, o günahı böylece kapatır. Ulan nereden çıkarıyorsun? Ondan sonra da aynı kudurmuş. Kadını caminin kudurmuş. Avlusundan geçirmiyor. Ulan kudurmuş şerefsiz. Ya yok o kadar söyleme yani.
Ah hocam sen demediğini bırakmadın. Bu ne ya? Yani? Ben ama şey öyle bir şey demedim. Tamam biz lafını söyledik. Sen imasını ettin. Sitemimi yani. Yaptım. Sen ama başka bir şey yapıyorsun. Hayır. Sadaka verecek olan adam için söylüyor onu. Ya kudurduğu kesin. Hani bir zamanda şey tartıştılar ya. İşte orucu seks yaparak açabilirim. Onu Zekeriya Hoca söyledi. Ya bütün günü beklemiş. Oruç tutmuş. Ledünnileşmiş, ruhanileşmiş. İftar edecek. İftardan sonra da istediği haltı işler serbest. Şimdi adam gelip diyor ki ben iftarı bununla açabilir miyim? Ben de Ali Kırca'nın programında bağırdım. Mahalle ayağa kalktı. Kıyamet koptu. Ya kudurdun mu? 20 dakika daha bekle. Biliyor musun onu? Kıyamet kopmuş. Ama tok karnına zor olur hocam ondan belki. Hadi canım. Az ye o zaman. Yani. Zaten iftarda tıka basa yemek. Ama hocam bunlar sorulara verilen cevaplar çoğu. Bu hükümler. Soruyor birileri. Soruyor. Güzel ama. Soruyorlar. Güzel ama. Ya geçen şeyi yani okuyor. Dini bu şekilde televoleye çevirmenin ne alemi var ya? Hocam Tavrihül Mesail. Evet. Hümeyni'nin o fetva kitabı. Evet. Şimdi o da bir fetvayı gördüm. Ya soru cevap şeklinde. Ayetullah'la yazarlar. Evet. Yani kabirin üzerine bilmem ne yapmak, sıkıştırmak caiz midir diyor. Günahı var mıdır diyor. Ebe şerefsiz dün arkana başka yere yap be. Yapma, yapmasan daha iyidir ama diyor başka çare yoksa bir şey yoktur diyor. Sonra bir arkadaşa sordu bir şey. Orada hiç dayanamazlar işte. Demin dedi. Regle olmuş kadın meselesini de söyledik. Sorulmuştur bu soru. Çünkü hatta şey dedim. Bunu nasıl düşündü diye yazdı. Kimin aklına gelir? Sorulmuştur dedi. Mutlaka soruyorlar çünkü. Bunlar da öyle soruyor. Oturup böyle adilik soru, olsun diye soru icediyorlar ya. Gelmiş, ne sorsam acayip olur. Bize gelmiş sorular içinde var. Çok ters cevaplar vermişizdir. Efendim. Cansız Hoca'ya sordular. Hı. Kur'an-ı efendim Kur'an-ı Kerim'e basmadan bir yiyeceği alamayacak duruma gelsem. Yiyecek öyle bir yerde ki ona basmadan alamayacağım. Almasam da açlıktan ölürüm veya çok zor durumda kalırım. Ne yapayım? Şimdi söyleyemem Cansız Hoca. O muhteşem filozofik üslubuna ama dedi ki gel söyleyeyim sana ne yapacağını. Git bilmem ne ye dedi. Ulan dedi Kur'an'a basarak yiyecek alacağım. Yani her şey bitti imkan. Bu nasıl sorudur ya? Hocam şeyin fetvası vardı ya Ebu Suud'un. Sormuş. Helada afyon çiğnemek caiz midir? O da hocaya soruldu sakız diye. Şey diyor evet şey diyor. Evet. Sakız diye mi sordular onu? Hocaya Cansız Hoca'ya ben şahidiyim. Hoca efendi, ayak yolunda sakız çiğnemek haram mıdır? Bence mahsur yoktur ama görenler. Şimdi aynen öyle. Hocanın o yayınlanan kitapta da var. Yok dedi, haram değildir ama dedi, uzaktan görenler bilmem ne yediğini zanneder. Şimdi bakar mısın? Ebu Suud şey diyor ama onu başka şey yapmış. O da Ebu Suud da. Evet. Ebu Suud şey diyor. O afyon çiğneyen zaten insanlıktan çıkmıştır. Ne bok yas yesin diyor. Fetva yazmış. Ya o tabii o da ayrı bir fetva. Ama bu daha güzel. Çok güzel başka şey. Uzakta görenler bok yiyor zannediyor. Hocam yine bir soru ya, daha. Kimin aklına gelir ya? Kur'an'a basıp ya ben, alsam. Ya, evet yani, ya. Tamam öyle ya. Yaklaş dedi yaklaş. Öyle bir durumda kaldınsa git bilmem ne ye dedi. Lan sen ne biçim soru soruyorsun? Hocam gerdek namazı diye bir şey var mıdır diye soruyorlar. Bu saat olunca millet bu soruları soruyor hocam. Eyvallah işte şimdi. Eyvallah gösteriyor masanın altında. Eyvallah. Ay kurban olduğum eyvallah. Kurtuluş ya. Güzel değil mi? Formül aldım ben. Hocam isterseniz izleyicimizin telefonu da var burada. Telefona direkt cevap verelim. Ya hocam şu... Ya onları haftaya burada sorulur. Şu mürşidi müteehliğin malum. Evet. Ya o duaları kim yazmış içindeki? Her şeyin bir duası var. Ya kafayı yemiş herifler. Ama bugünkü şeyle okursanız görüşürüz. Komedi kitabı gibi okuyorsunuz. Ne o? Mürşidi müteehliğin. Ya ben daha böyle genel geçer. Seninki kadar derin olmayan suallerden gideceğim. İzleyicilerden çok geliyor da ondan. Bebek doğar, işte 40'ında Mevlüt okuturlar mesela.
İşte diş budayı falan filan. Bunda iyi bir şey midir? Nedir bu? Allah Allah, şiir okutuyor adam. Yani okutuyorsa ben ne yapayım? Sevdiği birinin şiirini okutuyor. Başka birinin şiirini de okutabilir. Bu kadar basit. Yani çok seviyorsa Çanakkale Şehitleri'ni de okutabilir diyorsun. Onu da okutabilir. Okutan var. Çanakkale Şehitleri'ni mi? Güzel şiir ama. Yani Çanakkale Şehitleri'ni okutanı ben takdir de ederim üstelik. Ama o kadar yani, bunun dinle imanla bir ilgisi yok. Vallahi çok soru geliyor. Bu saatte hala soru yazmak da bravo. Ha, şeyi soracaktım ya. Bu şeyde Rize'de geçen gün, sizin memlekete yakın diye soruyorum. Fuarda dövme standı açmış bir gençler, bir şeyler yapıyorlar. Dövme de yapıyorlar orada. Belediye başkanı gelmiş, kaldırın bu standı, bunlar günahtır günahtır falan filan demiş. Dövme günah mıdır? Ya dövme günah diye böyle bir yasağı yok İslamiyet'in. İki şey var. Bunu putperest simgeleri onları takdis ettiği için işletiyorsa vücuduna, o açıdan haramdır. Haram. İki, sağlık gerekçesiyle. Yani o şeylerde öyle bir... Abdest olmaz falan derler. Tabii öyle bir mikrobik durum oluyor ki onunla. Niye abdest? Hiç alakası yok. Abdestlerin altında o, fark etmez. Bence de fark etmez, öyle derler yani. Yerin altında o. Yani icat etmenin bir alemi yok. Sağlık gerekçesi bir. Bir de adam takdis ederek bir şeyi vücuduna işletiyorsa bu putperestlik ifadesidir. Peki bu şeyde, İslam'da bazı mezheplerde kadınla tokalaşmak günah. Günah değil de daha doğrusu, bak, doğru değil. Bunu söyledim ben. Günah değil de doğru günah değil. Şimdi o şudur. Abdest bozuyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki kadınlara, yani kadınlarla cinsel temasta bulunmuşsanız gusletmeniz, abdestinizi yenilemeniz lazım. Şimdi orada lamestüm tabiri var. Dokunmak tabirini kullanmış. Mecazi bir tabirdir. Kur'an-ı Kerim onu cinsel temas anlamında, mesela İmam-ı Azam bunu böyle anlamıştır. Cinsel temas. Ama mesela bazı mezhep imamları hayır, doğrudan onu kelime anlamıyla almış, dokunmak manasında. Onun için kadına dokunduğu zaman abdestin bozuldu der. Günahla falan bir ilgisi yok. Bazıları mesela köpeğe dokunmayı da böyle anlamış. Evet, Şafiler. Şey, bu Ruhi Bağdadi ile Fuzuli'ye atfedilir. Şu köpeğe dokunma meselesi. Biliyorsunuz değil mi onu? İtikadın cekâel bir tahirdir. Tahir. Tahir. Tahir Efendi kimdi? De biz bizzat şeydir. İşte. Şimdi ismi Tahir. Evet. Öbürü de nasıl Bağdatlı da? Ruhi. O onu bir şey yazarlar da itikadımızca kelp tahirdir. Da, evet. İtikadımızca kelp tahirdir. Köpek tahirdir. Fuzuli ile evet. Onun arasında şeydir. Geçtiği düşünülüyor. Tam hatırlamıyorum valla. Şeyi söylemedik hocam. Kadınlardan niye imam olmadığını. Kadınlardan kadına imam olur. Hatta eğer bugünkü geleneksel anlayışın sünnet tarifine uyarsanız erkeklere de imam olur. Çünkü bir hadise vardır. Ümmü Varaka veya Guzeyye hadisesi. Hazreti Peygamber onu kendi ev halkının erkek ve kadın tümüne imam olarak görevlendirmiştir. Ve arkasında erkekler de namaz kılmıştır ona. Böyle bir münferit hadise var. Bir defa da olsa bu sünnettir. Onun için cevaz çıkar buradan derseniz ben mesela demiyorum. Bu istisnai ve sebepleri de istisnai olan bir hadisedir diyorum. Onun dışında kadınların erkeklere imamlık ettiğini gösteren hiçbir örnek yok elimizde. Ama kadının kadına imamlığı gayet açık var. Mesela Hazreti Ayşe bunlardan biridir. Daha sahabi kadınlar var. Kadına imamlık eder. Bence erkeğe de edebilir. Yani sencesini ben değil. Ben şimdi İslamcasını söylüyorum. Yok, ben de bencesi söyledim hocam. Yani. Sencesi tabii. Hocam amadar olur mu? Niye kabul edilmiyor? Şimdi şöyle edilmiyor. Necaset meselesi, yani temizlik meselesi mi? Yok yok. Eftaliyet meselesi. Hmm. Yani imamette evleviyet diye fıkıh şartlar koymuştur. Ama bu fıkhın koyduğu şartlardır. Kimden dinin olmuyor? Böyle bir kategorik yasağı yok. Niye olmasın efendim? Ama öyle şartlar koymuş ki mesela bakın Osmanlı metinlerinde de bunu göreceksiniz.
Bütün şartlar eşit olsa diyor, iki kişi de evleviyette imam olacak. Karısı güzel olan imam olsun. Hayda. Evet, evet. Ya bu bile nerede yazıyor bu? Konmuş yani. Ve bence güzel bir şey. Niye? Yani diyor ki her şeyi eşit. Okumaları eşit, ahlakları eşit, bilgileri eşit, şu bu fu. O diyor ki karısı güzel olsun ki aklı, zihni başka yerlerde kalma. Herhalde onu düşünmüş. Ama bu var, kayıtlara geçmiş. Hocam o hiç fark etmez diyor. Karısı güzel olanlar da yapıyor bu işleri. Allah Allah. İnsanoğlunun gıcıklığına sınır koyabilir misin? Yani Hülya Avşar bile aldatıldığı memlekette. Hülya Avşar bile aldatıldığı memlekette. Şimdi normalde mesela herhangi birisiyle Kaya Çilingiroğlu şey olsa... Güzellik anlayışın da tabii garip bir şey. Şimdi Hülya Avşar'a çirkin mi dedin? Görmüyor musun? Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. Yani başka Asıl birine... Geceden şeyi. Hayır Yaşar Nuri, ya hocam dinle ilgili söylediği gibi bir şey demez de bu söylediğim var ya. Başka bir şey demiyorum. Büyük şeker söyleyeyim sana. Ama başka biri de çıkar der ki o benim için hiç de güzel yani. Ben bir şey demedim. İşte o tamam, bravo abi, şimdi güzellik de çok şey bir kavram şimdi. Tamam da kim bana karar verecek, ne yapacak şimdi? Fıkıh metnine yazılmış diyorum. Ece kişi imam olacak. Sorumlusu ne yapacaklar? Köyde şey mi yapacaklar? Yazmış güzellik adam, yarışması mı yapacaklar? Fıkıh. Karılar gelecek ortak, burun karısı daha güzel, bu imam olsun diyecekler. Ya bana niye diyorsun? Ben mi yazdım oraya? Şuna bakar mısın ya? Hocam yazanla da biraz... Yani bu kadar hassas davranmışlar demek istiyor.